Adım Ayşe Şule Bilgiç, 1978 Adıyaman Besni doğumluyum. Bugün burada geçişler temasıyla bir aradayız ve ben de kendi hayatımdaki geçişlerden örnekler vererek size kendi inandığım bir doğruyu paylaşmak istiyorum. Hayatımda Beşin bugün bu konuşmayı hazırlarken fark ettim ki çok önemli bir yeri varmış. Bugün sizinle de üzerinden geçmiş olacağız. Yaşam bence gerçekten uzun ince bir yolda sürekli değişen, yenilenen, gelişen geçişlerden ibaret zaten. Onun için çok doğru bir tema altındayız. Benim inandığım şey gerçekten bu dünyada imkansız diye bir şeyin olmadığı ve her şeyin mümkün olduğu. Biraz sonra anlatacağım geçişlerde kendi adıma bu inanca nasıl sahip çıktığımı paylaşacağım. Hayatımdaki ilk geçiş İstanbul'a göç aslında. 3 yaşındayken 1983 yılında babamın işi dolayısıyla İstanbul'a yerleştik. Çok üçlü yaşlarımı hayal meyal hatırlıyorum ama bence hayatımda önemli bir geçiş. Farkında olmadığım hayatın beni atlattığı önemli bir geçiş bu. 1983 yılında Türkiye'nin büyük bir çoğunluğu gibi ekonomik olarak inanılmaz iyi şartlarda değildik. Ama 5 kişilik bir aileydik. 3 kardeşin en küçüğüydüm ben. Çok sıcak, sevgi dolu, ekonomik zorluklarla mücadele eden ama öyle bir kadın vardı ki başımızda. Bize hiçbir zaman bunları yansıtmadı. Hep mutluydu ve ben annemin gözünün içine bakardım. Ha o mutluysa sorun yok demektir, bizim de mutlu olmamız gerekli der ve çok güzel bir mutluluk dolu, sıcacık bir çocukluk geçirdim. O günkü Ayşe Şule'ye bugün baktığımda en büyük neydi fark diye ya da en belirgin özelliği neydi diye baktığımda inanılmaz meraklıydım. Hala da hayatım boyunca belki de yakamı bırakmayacak bir bücürük meraklı Ayşe var yanımda. Öğrenmek istediğim bir konuda çocukluğumdan daha gerçekten çok küçük yaşlardan itibaren bir konuda o konunun en detayına inanacak kadar işte bilimsel makaleler boyutuna getirecek kadar konuyu deşmeden, kurcalamadan, almadan, sormadan, sorgulamadan hiçbir zaman kafamdaki bir soruyu bırakmadım, peşini bırakmadım. Babam bir gün şöyle söylemişti bana. Geleceğin mesleği bilgisayar mühendisliği, gelecek bilgisayar üzerine kurulu ve bilgisayar mühendisliği asrın mesleği olacak harika bir meslek. Ve ben gerçekten babasına aşık bir kız olarak ilk defa sormadan, sorgulamadan daha 12-13 yaşında ortaokuldayken ben bilgisayar mühendisi olacağım net kararımı verdim. Ortaokuldan itibaren fen matematik eğitimi görmeye başladım. Hatta lisede o kadar bilinçli gidiyordum ki ek puan verdiği için Maçka Anadolu Teknik Lisesi bilgisayar bölümünü sınavla birincilikle kazandım ve 22 erkeğin içinde 23. kız olarak, tek kız olarak 2,5 sene kadar da orada bilgisayar eğitimi aldım. Çünkü çok netti, ben bilgisayar mühendisi olacaktım. Ta ki hayatımın ikinci geçişi, üniversite sınavından bir ay öncesine kadar. Boğaziçi Üniversitesi'ni istiyordum, Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliği'ni. Üniversiteye gittim, birebir hocalarla konuştum. Ben bu üniversiteye gireceğim. Ama dedim öncesinde görmek istiyorum. Sınavlarına gireceğim ve kazanacağım. Bunda sorun yok ama gerçekten merak ediyorum. Siz ne öğretiyorsunuz burada? Ne olur dedim. Beni bir süre misafir olarak alın. Böyle yine yarı deli gözüyle bakıp bir gel bakalım. Tamam burada sessiz sessiz otur dediler. Ve yaklaşık 2,5-3 ay ben Boğaziçi Üniversitesi bilgisayar bölümüne, bilgisayar mühendisliği derslerine girmeye başladım. Üniversiteye hazırlanıyorken girdim. Hiçbir derste kendimi göremiyorum. Bir ay kala sınava girmedim, vazgeçtim. Tüm çevremin, arkadaşlarımın, eşimin, dostumun, hocalarımın derece beklentisi içerisinde bir öğrenciyi sınava girmiyor olmakla ilgili ciddi bir ikna sürecine girdiler. Ama çok kararlıydım ve nettim. Sosyal bilimler istiyorum. Ben sosyal bir dal. Ne yapacaksın peki diyorlardı. Sosyal yapacağım. Tekrar üniversite sınavına bir yıl hazırlandım. Sosyal olarak hazırlandım sosyal bilimler üzerine. Ve her şey mümkün diye düşündüm. Hayatımdaki bir beş daha. Beşinci tercihim olan Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesini kazandım. Benim için müthiş bir nefesti. Ve kendi kendime de her şeyin mümkün olduğuyla ilgili evet doğru yoldayım dedirten bir şeydi. Ve çok keyifle üniversiteyi gözlemlemeye başladım. İletişim Fakültesi'nin bana sunduğu tüm olanakları görmek istedim ve birinci sınıftan itibaren çalışmaya başladım. Halkla ilişkiler ilk adım attığım sektördü.
karar vermek için diğer kolları da denemek gerekiyordu. O dönemin 4-5 büyük reklam ajansı içinde Pen Ajans Darcy'de reklam sektörünü yine teneffüs etmeye başladım. Televizyon konusunu da araştırmalıydım. Çünkü tam tatmin olmamıştım halkla ilişkiler, reklam, evet bu diyememiştim. Televizyon CNN Türk ve Kanal D'de program yapımcılığına uzanan, stajyerlikten yine kaset aktarmayla başlayan bir serüveni televizyona yaptığım Rüzgar'ın Kızı isimli bir programla noktaladım. Sonrasında sinemayı da kurcalamam lazımdı. İletişim Fakültesi çatısı altında sinema da vardı. Ve sinemada da prodüksiyon şirketlerinde yapımcılığa kadar çıkan bir serüvenim oldu. Ama hala çoğu insan maymun iştahlılık dedi buna. Belki şu an siz dinlerken size de biraz öyle geliyor. Ama gerçek bir arayıştı benim için. Doğru geçişi belki de bulmaktı. Son olarak gazetecilik. Burayı da kurcalamalıydım. Yine iletişimin çatısı altındaydı. Hürriyet'te 1,5-2 yıl kadar Rüzgar'ın Kızı ismiyle motosiklet yazıları yazdım otoyaşamda. Ama bu muydu? Bu da tam değildi. Ve 5 ayrı sektörde 5 yılım geçti. Hayatımdaki 3. önemli geçiş gibi kadının hayatında gerçekten mühim bir geçiş. Hayatımın adamıyla tanışma. Hayatıma bir sanatçının girmiş olması hayatımın adamı olarak çok şey kattı bana. Bana çok güzel bir ayna oldu. Belki o dışarıdan maymun iştahlılık gibi gözüken arayışımın içerisinde doğru yöne gitmeme sebep oldu. Bu 3. hayatımın geçişiydi. Önemli geçişiydi. Hemen peşine, arası çok fazla yok, anne olma fikri girdi ve 3. önemli geçiş ki bir kadının hayatındaki gerçekten çok çok boyutlu, çok farklı bir boyut anne olmak. Anne olma fikri de aslında beni şu an içinde olduğum, bundan sonra yaşayacağım pek çok geçiş eminim vardır çünkü ölene kadar biteceğini düşünmüyorum o geçişlerin. Anne olmak beni şu an içinde olduğum ve asıl anlatmak istediğim yere getirdi. Çocuğum için doğru şeyler bulmaya çalıştığım sırada çizgi filmi fark ettim. Çocuğum için çizgi film, hangi filmi izleteceğim doğduğunda ya kadar düşünen o arıza Ayşe Şule konuyu buraya kadar getirdi. Nasıl ya? Türkiye'de benim çocuğuma izleteceğim bir çizgi film gerçekten yok mu? Hiç kimse bugüne kadar yapmamış mı? Bunu neden yapmamış olabilir? Niye kimse çizgi film yapmaz Türkiye'de diye o annelik geçişi beni çizgi filmle tanıştırdı. Ve çizgi film sürecinde neden yapılmadığıyla ilgili önce yine araştırmaya başladım. Türkiye'ye genel olarak baktım, bugüne kadar yapılanlara, yapılmayanlara, niye, kim, ne yapmış, nerede bir başarı, başarısızlık var, dünyada sektör nerede, Türkiye'de biz neredeyiz? Bunları araştırdığımda gördüm ki gerçekten deli saçması bir şey çizgi film yapmak. Hiçbir şey yok ki, yetişmiş iş gücü yok. İnsan bulamıyorsunuz, altyapı yok, donanım yok, devlet teşviki yok, bu iş nasıl yapılır bir know-how yok. Hasbelkader bir çizgi film yaptınız bu yokları var ettiğinizde. Çizgi filmi alacak, bunu yayınlayacak, buna finans sağlayacak hiçbir yayıncı kuruluş yok. Çünkü dünyanın 50 yılda geldiği noktaya bakıyorsunuz, işte 90-100 ülkeye satışlar yapılan bir pazar, 200 milyar dolarlık bir pazar. Ve Türkiye'ye bakıyorsunuz bu işe hiç girmemiş, o kadar uzağında kalmış ve hiçbir şey yok. Ve o pazardan gelen ürünlerle rekabet edecek bir çizgi film yaratabilme istatistikler, veriler, uzman görüşleri, her şey imkansız. O kadar imkansız ki ama yine orada o inandığım ve konuşmamın başında söylediğim imkansız diye bir şey yoktur dürtümle, annelik içgüdümle yola çıktım ve hayatımın 5. önemli geçişi ki ben şu an 5. geçişteyim. Çizgi filme baş koymak. Ben bu işi yapmak istiyorum dedim. Herkes delisin dedi. Aşı olmaz dedi. Bu kadar batıracak çok mu param var dedi. Türkiye çapında bir araştırma yapmaya başladım. Beyin araştırması. Yolu çizgi filmden geçmiş, sekteye uğramış, başarısızlıklar yaşamış, bu konuda eğitim almış ya da kendini eğitmiş kim var görmem lazımdı. Yol arkadaşına ihtiyacım vardı. Çünkü çizgi film böyle tek başına yapılabilecek bir şey değildi. Ve Türkiye'de yaklaşık 400-500 kişiyle görüştüm. Şimdi bunu yapmak istiyorum, bunu yapabiliriz. İnandırmaya çalıştım çünkü herkes çok düşmüştü bu konuda, yapılamaz diyordu. Ve ben yine her şey mümkün diye düşündüm. Ve kendimi yol arkadaşı seçerken düş yerini 5 yıl önce, yine 5,
Bundan 5 yıl önce Düş Yeri'ni, Düş Yeri çizgi film stüdyolarını kurdum. Ve kendime de ilk çıkışta 5 tane yol arkadaşı buldum. Şu an 55, 60, 70 kişilere ulaşan İstanbul ve Eskişehir olmak üzere 2 ayrı stüdyomuz var. Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'nin içerisinde Teknokent'te Türkiye'de çizgi film konusunda ilk Ar-Ge yatırımını yaptık. Araştırma geliştirme bölümü kurduk. Çünkü dünyayla rekabet edebilmemiz gerekiyor. Onlar 400 kişilik ekiplerle 300-400, 150-200 ülkeye satış yapan bir pazarın içindeler. Biz bu konuda çok gerideyiz. Bizim şu an sadece Türkiye'miz var pazar olarak. Yurt dışına açılmamız gerekiyor. Ve bizim ilk ürünümüz Pepe. Duymuşsunuzdur Pepe'yi. Pepe bizim tüm bu anlattığım serüvenin ilk meyvesi, ilk yavrusu, bizim göz bebeğimiz. Pepe'ye kimse inanmamıştı, biz çok inanmıştık o 5 kişi. Sonra 6, 7, 8, 9 kişi olduk ama uzunca bir süre 5 kişi yaptık biz Pepe'yi. Ve Pepe harika bir noktaya geldi. Çok güzel başarılar elde etti, izlenme rekorları kırdı. Olmaz diyorlardı, Ayşe yapamazsın diyorlardı. Biz yaptık, 5 kişi yaptık, sadece 5'tik. Sonra yeni ekip arkadaşlarımız araya katıldı. Pepe rating rekorları hala kırıyor. Ürünleri çok güzel satmaya başladı. Bize finans kaynağı oldu. Yayıncıdan sağlayamadığımız finansı farklı alanlardan çıkarmaya başladık. Ve bu 5 yıl içerisinde Türkiye'nin ilk çizgi sinema filmini yapmaya yüreklenen bir ekip olduk. 22 Kasım'da Ayas isimli pırıl pırıl bir oğlumuz daha dünyaya geliyor. Planet Çocuk diye bir televizyon kanalı bizim Pepe ile başardığımız başarıyı fark edip ilk defa özel bir çocuk kanalı Türk çizgi filmine yatırım yapma cesaretini gösterdi. Leliko isimli ikinci çizgi dizimiz Planet Çocuk'ta bir ay önce yayına girdi. Ve bunların hepsi bana gösterdi ki aslında doğru yoldayım. Gerçekten imkansız diye bir şey yok. Ben tüm bu anlattıklarım içerisinde siz de yapabilirsiniz diyorum. Burada pırıl pırıl üniversite sıralarında öğrenci arkadaşlarımı görüyorum. Hayatta her şey mümkün. Gerçekten içinde olduğunuz durum, şartlar, işte o demin saydığım istatistikler, bilimsel veriler, uzman görüşleri, her şey, çevrenizdeki herkes size yapmak istediğiniz şeyin imkansız olduğunu söyleyebilir. İmkansız bu diyebilir. İnanmayın. Ve hayatta hiçbir şey imkansız değildir. Yapmak istediğiniz şeye inanın, odaklanın, çok çalışın, pes etmeyin. Çünkü bu hayatta gerçekten her şey mümkün. Teşekkür ederim.